Herkese selam dostlarım, hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda nasıl SFX yani ses efektleri yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle neden SFX yapmalıyız, biraz bunun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi siz bir edit yaptığınız zaman aslında iki tane şey editlemiş oluyorsunuz. Birincisi görüntü, ikincisi de ses. Eğer sadece görüntü editleyip bunu Instagram'a veya YouTube'a koyarsanız izleyen kişi tam olarak tatmin olmaz, bir şeylerin eksik geldiğini hisseder. Bu eksikliği kapatmak için de SFX kullanıyoruz. Böylece görüntü ve ses birleşmiş oluyorlar. Bu arada dostlarım 1000 abone için gerçekten çok teşekkürler. Hepinizi seviyorum. 1000 abone özel vereceğim. Peki de biraz daha geliştirme kararı aldım. İçine baya baya bir şeyler koyacağım. Kendi proje file'larıma gireceğim. Tek tek onlardan böyle presetler bulup içerisine serpiştireceğim pekin. Yani size dandik bir şey vermek istemiyorum. Bu videoda sadece SFX pekini vereceğim. 3 gün sonra da başka bir videoyla pekin direkt kendisini size vereceğim. Ve şimdi yapıma başlıyorum. Let's go. Evet, burada önceden yaptığım bir tane edit var. Bunu yakın bir zamanda Instagram'a salacağım. Şimdi ben önceden kendi pekimden buraya bazı ses efektlerini koydum. Klibi uyacak olanları aldım. Mesela en sevdiğim benim bu 1 numaralı SFX. Bu inanılmaz güzel bir SFX bence. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bakın LL yaptım gördüğünüz gibi. Waveform'u açıldı. Mesela buralara ben markerladım. Bassların ve işte impact'lerin vurduğu yerler bu şekilde. Bu kısımlara biz vuruşlar koyacağız. Bunun gibi. Bakın açıyorum. Bunun gibi vuruşlar. Şu tarzda da vuruşlar var. Bunlar da gayet güzel gidiyor. Mesela ben bunu aldım. Evet, şöyle koyabiliriz. Bunun gibi. Fakat ufak böyle değişiklikler yapabiliriz. Mesela buradan gelip audio levels'a tıklayıp biraz daha böyle şunu azalttığımız zaman bu şekilde daha böyle yavaştan hızlıya doğru geçiş yapıyor. Bu tip ayarlamalar yapabilirsiniz. Mesela şunu biraz azaltalım. Aynen. Şuna da F9 çaktığımız zaman aslında şöyle bir grafik yaptık. Daha iyi oldu bence. Buraya ben bass treble atacağım. Burada bass treble attım. Buradaki bass bizim bildiğimiz bass seslerini yani düşük frekansları yükseltiyor. Treble da yüksek frekansları arttırıyor. Ben buradan şunu 50 yapacağım. Bunu da bir 100 yapacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Teaser'ı arttırdım yani. Ha bu arada şurada bir jump sesi var. Bu klipte kullandığım şu overlay'in sesi aslında. Yanlışlıkla koymuşum onu. Ama vereceğim pek de bunun gibi bir sürü ses var. Haberiniz olsun. Evet, bunu şöyle biraz ileriye aldım. Gayet iyi. Tamamıyla klibe bakarak hangi SFX'i koyacağımıza karar veriyoruz. Buraya ben mesela şunu koyabilirim. Tamamıyla rastgele yapıyorum arkadaşlar. Siz direkt pekin içerisinden bakarak da yapabilirsiniz. Mesela şunu CTRL-C yapıp buraya kopyaladım. Çok uğraşmak istemiyorum çünkü. Şöyle gelsin bu. Tam burada vurmasını istiyorum. LL yaptım. Şöyle getirdim. Gayet iyi. Buraya bir tane de. Harbi güzelmiş. Bunu buraya koydum. Evet, bunun sesini biraz kısmak istiyorum ben. Buradan gelip azıcık kısacağım. Şöyle yapsak yeter. Tam çektiği yerde bir tane de vuruş koyacağım. Böyle baslı bir tane. Evet, bu gayet baslı. Bunu buraya saldım. Hemen LL yapıp nerede vurduğunu öğreniyorum. CTRL-V yaptım. Çıtırdan şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Buraya ben bass treble atıyorum. Bass'ını fullleyeceğim. Gayet güzel bir bass olmasını istiyorum. Hatta iki tane yapalım bundan. CTRL-D yapıp bunu kopyalıyorum. İki tane oldular. Çok fazla oldu, bunu sil. Buraya da bass treble atıyorum. Bakın arkadaşlar, tamamıyla dinleye dinleye yapıyorsunuz aslında. Çok bir olay yok. Şurada gereksiz uzamalar var. Onları silmek istiyorum. Şurada özellikle. Bunlarla hiç işimiz yok. Şurada bakın daha patlıyor. Oraya da mesela ne yapabiliriz? Vuruş 13'ü aldım. Bu gayet iyi. Şu şekilde bunu yapıyorum böyle. CTRL-V yaptım. Yine bizim raise'i koydum buraya. Ne olsun? 21 değil de mesela 40 olsun. Kopyaladım bunu. Buna koydum. Bass treble atacağım arkadaşlar. Sonluyorum. Tamam, gayet iyi oldu. Burada bir raise geliyor. Tak diye vuruyor adama. Uçarak geldiği için ben rüzgar sesi tarzında bir şey koymak istiyorum. Bunun gibi. Bunu aldım, buraya attım. Şöyle yapalım. Biraz hızlı olmasını istiyorum. Sağ klik yapsın buradan. Time Scratch'ten 50 yapıyorum. Bu şekilde hızlandırmış olduk. Bakın böyle oldu sesi.
Bunu sevmedim, sildim arkadaşlar. Bakın olmuyorsa sileceksiniz. Direkt böyle uzaktan rüzgarlı bir şekilde geldiği için rüzgarlı bir aslında vuruş yapmak istiyorum. Mesela 15'i kullanabiliriz. 15 güzele benziyordu. Tam vururken arkadaşlar şuraya mesela ne yapalım? O bas sesi vardı ya mesela, aynen bu. Bunu oraya koyarsak abi çok güzel olabilir. Geç kaldı biraz, aynen şöyle. Burada biraz şöyle oynamalar yapacağım. Burası 0, burası 35. Tam şöyle yapacağım. Bu güzel. Doge'u aldım arkadaşlar. Buraya fırlattım zonk diye. Mesela L'ye bastım ilk defa. Şu güzel. Bunu al abi, koy buraya. Şuradaki diğer bunun kalanı vardı. Onu da alıp buraya koyacağım. Aynen, gayet iyi. Şöyle bir hepsini toparlayalım. Bunu alıp şöyle buraya koyacağım. Çok iyi. Burada alevler var. Böyle alev sesleri koymak istiyorum. Burada var gibi, bunu aldım. Bu şekilde buraya koydum. İlla şu ayarı yapacağız çünkü çok gereksiz yerler var. Buraları kapatmak için bunu yapmamız gerekiyor dostlarım. Bu şekilde. Kısık oldu biraz, arttıralım. Tamam, bu geçişi de yaptık gayet güzel bir şekilde. Gerçi ben buraya bir bass treble atacağım. Bunu da kısacağım. Bir de flange atacağım arkadaşlar. Bu efektler gayet güzel efektlerdir. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın şöyle oldu. İşte burasını 80, burasını 20 yapsın bir zaman. Şurası boş kaldı. Biraz daha bir şeyler koyacağım. Mesela bunu koyabilirim. Biraz alev vibe'ı verdi. Şöyle burasının çok böyle yüksek olmasını istemiyorum bu sefer. Şimdi buraya bir tane daha vuruş atacağız çünkü geçiş var. Mesela rastgele bunu aldım. Buraya koyacağım. Şuraya F9 çaksın. Burada nasıl bir şey yaparız? Şöyle. Buraya bir tane vuruş gerekiyor, böyle bayağı kulak patlatan bir tane. Şu en başta yaptığımız vuruşu yine alacağım. Buraya koyacağım. Neredeymiş? Burada şeyler var. Şunları unutmuşuz. Arkadaş döndüğü zaman şurada bunu koyabilirim şöyle. Çok iyi. Buraya yine bir bass treble atacağım ve tizleri kısacağım. Tizlerin gelmesini istemiyorum. Bu şekilde. Gayet iyi. Evet, süper oldu bence. Bir baştan izleteceğim size. Çok hızlı bir şekilde CFX yaptım. Evet, bu şekilde arkadaşlar, aslında yani gerçekten kolay, çok bir olayı yok. Kullanacağınız SFX'in kalitesi önemli ki ben de size en kaliteli SFX'leri vereceğim. Şimdi diyelim ki burada editinizi bitireceksiniz. Benim bitmiyor da hani bitti diyelim. Şöyle bitirebilirsiniz outro'yu. Öncelikle buraya ben gelip şöyle bir audio level satıyorum. Bu 2'den başlasın. Ben bunu 2 yaptım. Biraz arttırdım. Sizde 0 olacak. Bunu alacağım ben arkadaşlar. Şöyle bakın, uzatıyorum. 50'ye kadar getirdim. Bu yavaş yavaş azalacak yani şu an. Bu şekilde. Bunlara F9 çekip yine grafik yapabilirsiniz. Soldan sağdan böyle gelebilirler mesela böyle. Tamamen size kalmış. Daha keskin yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi ben birkaç tane efekt göstereceğim için buraları böyle uzatıyorum. Hemen bitmesini istemiyorum sesin. Ve şu an nasıl bir şey yaptık? Böyle bir şey yaptık. Bakın. Bunu yaptıktan sonra bass treble atabilirsiniz. Sonrasında treble'a tıklayıp U'ya basıp bu şekilde -100 yaptığınız zaman, hatta şunu da şöyle yakına getirdiğiniz zaman bir anda tizlerden kurtuluyorsunuz ve daha böyle boğuk bir ses çıkıyor. Bundan birkaç tane yaparsanız daha da boğuklaşır ses. Bu şekilde olur. Şimdi bu burada dursun. Ek olarak flange göstereceğim bir de. Flange'ı buraya salladım arkadaşlar. Yakın geldi. Flange ne yapıyor? Kısaca böyle. Bu şekilde yapıyor. Biraz böyle garipleştiriyor sizi. Ben gelip şurasını 1 yapacağım. Sonrasında dry'ını 8 yapıyorum. Wet'ini de 20 yapıyorum. Her zaman ben genelde böyle kullanıyorum. İkisini şu şekilde koydum. Keyframe'leri. Ve bunları alıp böyle biraz ileri götüreceğim. Ve buraya gelip burasını 100 yapacağım. Burasını 0 yapacağım. Yani burada dediğim gibi dry out aslında bizim ana sesimiz. Yani efekt bulunmayan ses. Dry'dan giriyor %100 olarak. Wet'ten 0 olarak çıkıyor. Yani şu an 0'da. Ama buraya geldiğimiz zaman bu ana sesin %20'lik kısmı wet'e giriyor ve efekt uygulanıyor. Efekt uygulandığı zaman da böyle bir sesle karşılaşıyoruz. Çok duyulmuyor fakat güzel bir böyle outro efekti veriyor size. Bunun sonrasında reverb var. Bunu zaten birçok kişi biliyordur. Yine aynı şekilde burada da dry out, wet out muhabbeti var. Aynı şekilde bunları şöyle seçtim. Bunlar yine böyle olsunlar. Şurasını ben mesela 60 yapacağım. Burasını da 40 yapacağım. Daha iyi dinlemeniz için de şunu ben sileceğim arkadaşlar. Direkt burasını artı 2 yapacağım. Artı 2 yaptım.
Bu şekilde reverb efekti koyduk. Bunları da hani sadece sona değil başa koyabilirsiniz. Ondan sonra buraya koyabilirsiniz. Evet dostlarım, şu an başlatamıyorum. Çok feci bir şekilde kasıyor. Büyük ihtimal pre-compose yapmadığımız için bir kasma var. Pre-compose yaptığım zaman kasmanın duracağını umut ediyorum. Bir bakalım şöyle. Durmadı, hala kasıyor. Neyse, bunu o zaman siliyorum, göstermeyeceğim, yapacak bir şey yok. Evet, olabildiğince detaylı ve hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bayağı bir şey öğrendiğinizi farz ediyorum. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Yukarıda çıkan playlistten de çektiğim tüm eğitim videolarına ulaşabilirsiniz. Herkese kolay gelsin, bol şans.